Herkese merhabalar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün piyasadaki en lüks kokan, en iyi amber parfümlerinden birinden bahsedeyim. Bence hatta en lüks kokanı, o klasik amberi almışlar. Biraz daha modern bir hava katıp ama çok lüks şekilde, abartmıyorum arkadaşlar. Parfümümüz Amouage Opus 6. Opus 6 çok fazla konuşulan bir parfüm değil Türkiye'de. Daha çok Opus 5 konuşuluyor, Iris parfümü. Ama bence Amouage'ın Opus serisindeki en iyi parfümü. Yani abartmıyorum. Benim favorim Amouage Opus 6. Normalde kolay kolay en favori parfüm diye iddialı bir cümle kurmam. Alışıksınız yani, videolardan biliyorsunuz. Ama Opus serisinin en iyi parfümü Amouage Opus 6. O parfümü ilk sıkıştan itibaren o farkı anlıyorsunuz. Bu diğer amber parfümlerinden çok farklı. Bir kere o reçine tatlı amberinin yanında genelde tozlu eski tarz bir yan koku olur arkadaşlar, alttan gelen. Bu parfümde o kokuyu atmışlar arkadaşlar. Onun yerine çok lüks baharatlar, çok kaliteli baharatlar ve tütsü notası eklemişler. Özellikle açılışında garip bir şekilde tütsü notası var. Normalde temel veya orta notalarda verilir. Açılışta tütsü notası var. Bayleaf diyor, yani defne yaprağı var. Bu parfümdeki en büyük oyunculardan biri defne yaprağı. Parfüme çok farklı, değişik bir bak atmış. Yani normalde defne yaprağının kokusu o kadar lüks bir çağrışım yapmaz ama bunda bilmiyorum, çok farklılık atmış arkadaşlar. Çok farklılık atmış parfüme, çok lüks bir hava katmış. O aromatik, baharatlı, hafif yeşil, tatlı yeşil bir hava katmış parfüme. Çok garip bir havası var. Ve açılışta Sichuan Pepper arkadaşlar. Yani Sichuan biberi var. O biber, bilmiyorum, çok farklı bir hava katıyor parfüme. Normal karabiber gibi değil. Normal ben karabiberi de çok seviyorum. Bundaki o Sichuan Pepper biraz daha odunsu, aromatik, hoş bir hava katmış. O da lüks bir odunsuluğu var koku profilinde. Normal karabiberin dışında çok farklı bir kokusu var. Parfümün açılışı acayip lüks. Sanki Dubai'de lüks bir çarşıda, bir mekanda geziyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Çok farklı bir kokusu var. Zaten bu parfümü Dubai'ye giderken Rusya'da havaalanında buldum. Bu eski 2012 formülü. Ama yeni formülleri de arkadaşlar hep aynı. Merak etmeyin. Amouage'lar da öyle kalitesiz bir reformülasyon olduğunu zannetmiyorum. Belki biraz performansında bir değişiklik vardır. Ama kokular genelde hep aynı kokuyor. Opus 6 bana, bilmiyorum, Dubai'ye giderken satın aldığım bir parfüm olduğu için mi? Ama yok, zannetmiyorum kesin. Zaten amber temalı, oryantal bir parfüm. Benim gezimle alakası yok. Parfümde gerçekten çok lüks bir hissiyat var. Dediğim gibi Dubai'de lüks bir mekanda takılıyormuşsunuz gibi o hem doğunun gizemli, otantik havası var. Hem o modern bir havası var. Parfümün ortalığına gelirsek Nagarmota ve Patchouli var. Nagarmota arkadaşlar keskin, yeşil, aromatik, odunsu bir nota. O da farklı bir hava katıyor parfüme. Koluma sıkalı yarım saat falan oldu. O baharatlı, temiz baharatlar çok temiz arkadaşlar. Baharatlar çok temiz. Alttan özellikle amberle birleştiği zaman çok lüks bir havası var. Bundaki amber gerçekten çok lüks. Yanında labdanum reçinesi de koymuş. Labdanum zaten pudralı, tatlı, hafif derimsi bir havası var. Belki labdanum çok kaliteli mi kullanırlar bilmiyorum. Onda böyle bir oud'un yani... Onda oud'u andıran, onda deri andıran bir nota da var labdanumda alt ton olarak. O kaliteli bir deri kokusu da var sanki parfüme derinlik katan. Tamamen unisex bir parfüm aslında ama bence biraz daha erkek kullanımına daha yakın gibi. Yani özellikle tatlı, baharatlı, odunsu, reçineli parfümlerden hoşlanıyorsanız Amouage Opus 6 muazzam bir parfüm. Bir de arkadaşlar alt notalarda o amber ve labdanum reçinesinin yanında sandal ağacı vermişler. Tabii sandal ağacı burada çok kaliteli. Yani konuşturuyor. Asla o sentetiklik... Genelde sentetik sandal ağacı nasıl kokar biliyor musun arkadaşlar? Hani ilkokulda kalemtıraşla kalem açtığımız zaman o çıkan odunsu, o kurşunun ucundaki o kokuyla o odunsu kokunun birleşimi. Yani sanki marangozda kereste kesersiniz de bir makineyle. Ondan çıkan o yanık odunsu kokuyu da andırıyor. Öyle bir kokusu oluyor sentetik sandal ağacının. Ama bunda çok yumuşak, kremsi, lüks bir sandal ağacı kullanılıyor. Çok lüks bir hava katıyor. Bütün bu pürüzsüz notaların birleşiminden çok lüks, otantik, gizemli, doğulu bir parfüm çıkıyor ortaya. Hani tam bir genel beğeni parfümü. Ama biraz performansı ve yoğunluğu fazla olduğu için çok kapalı ortamlarda kullanmazsınız. Parfüm kokusundan az çok bahsettik. Nasıl bir koku olduğunu az çok kafanızda şekillenmiştir. Cinsiyet olarak dediğim gibi tam ortada bir parfüm. Biraz daha belki erkek kullanımına daha uygun. Ama kadınlar da kullansa çok sırıtmaz. Tarz olarak nasıl kişiler kullanabilir? Ya yine belli bir tarzı olan kişiler. Çünkü günlük kullanıma uygun bir parfüm değil. Bir gece parfümü. Mevsim olarak kışlık bir parfüm arkadaşlar. Hem tütsülü, hem baharatlı, hem temel notalarda amber var parfüm merkezinde. Mekan olarak
bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz parfümü. O kadar sınırlamaya ben karşıyım. Parfümün fiyat ve performans oranına gelirsek, parfümün fiyat ve performans oranı çok yüksek diyemem. Çünkü Amouage'ın normal serisi zaten Avrupa'da 280-290 resmi mağaza fiyatı. Ama tabii 120-130 yani yarı fiyattan da ucuza bulunuyor. Zaten Opus serisi de yani birkaçı hariç bu da pek kolay bulunmuyor. Yine de yarı fiyatlarında bulunuyor. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Bu Opus serisi normal seriden daha pahalı. 390 euro bunların mağaza fiyatı ama 200 euronun altında bulunuyor arkadaşlar. Çok mu ucuz? Değil. Kalitesine göre uygun diyebilirim. Yani fiyat performans oranı yine ortanın üstünde. Yani biraz daha ucuz olsa keşke ama bu tarz kaliteli içerikler doğal içerik. Çünkü parfümde hiç sentetiklik yok. Hiç algılamıyorsunuz. Baharatından odun su notalarına kadar, reçinelere kadar çok lüks kullanmışlar. Yani paraya kıymış Amouage. Amouage'ın zaten belli bir kalitesi var. Böyle sentetiklik hissiyatı olan hiçbir parfüme daha rastlamadım arkadaşlar. Parfümün bu piyasada bulunabilir. Amouage parfümleri zaten yaygın bir marka olduğu için ve eski bir marka olduğu için her yerde bulunuyor. Popülerliğini hiç yitirmiş bir marka değil. Çünkü hep kendisini yenileyen, her sene neredeyse yeni birkaç parfüm çıkaran bir marka. O yüzden bu parfümü kolay bulabilirsiniz. Türkiye'de de, Avrupa'da da, dünyanın her yerinde bulabiliyorsunuz Amouage parfümlerini. Parfümle ilgili bahsetmeyelim ne kaldı bilmiyorum arkadaşlar. Tekrar bir kolumu, elimi koklayayım. Oh, mis gibi tam bir Orta Doğu lüks. Muazzam arkadaşlar. Çok kaliteli bir parfüm. Koklamaya doyamayacağınız cinsten bir parfüm. Böyle bir baharatlı, odunsu. Yani Doğu ile ilgili her şey var parfümde. Size Orta Doğu'nun o... Yani sanki binbir gece masallarında fırlamış bir parfüm gibi. Çok hem kaliteli hem kokusu muazzam. Yani genel beğenisi de çok yüksek parfümler arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani bu parfümde bayağı bir övgü alırsınız. Yani Bond No. 9 Amber'den daha kaliteli bir Amber. Yani bu gerçekten bir Amber parfümü. Türkiye'de bilmiyorum ama Bond No. 9 niye çok o kadar kullanıyor. O Bond markasını bir türlü sevemedim. O Amber belki de markanın en kaliteli parfümü ama koku olarak arkadaşlar Amber'le alakası yok. Baharatlı bir gül parfümü. Bond Amber yerine bu parfümü kesinlikle tercih ederim. Opus 6 muazzam bir parfüm. Gerçek amber koklamak istiyorsanız, kaliteli tütsü ve baharatlar koklamak istiyorsanız Amouage Opus 6 kesinlikle denemediyseniz deneyin arkadaşlar. Özellikle amber parfümlerini sevenler bu parfümü yani kör alış bile yapabilirler eğer uygun fiyata bulurlarsa. Kaçırılacak bir parfüm değil. Yani mutlaka koleksiyonunuzda olması gereken parfümlerden biri. Eğer amberciyseniz yani amber parfümlerinden hoşlanıyorsanız. Neyse arkadaşlar yine çenemiz düştü. Bu videoyu da yavaş yavaş sonlandıralım. Büyük ihtimal bir dahaki videoda Amouage Opus 7'den bahsedeceğim. O da çok ilginç bir parfüm. Çok değişik. Amouage'ın en farklı, en sıradışı parfümlerden biri. Ve parfümörü designerların kralı olarak bilinen King of Designer Alberto Morillas. Alberto Morillas bildiğiniz vasat piyasa işi parfümlerin. Ama dünyada en çok satan parfümler üreten parfümörmüş. Neyse parfümün geri kalanını parfümün videosuna bırakalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.